Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında satmamak ne demek? Düğünlerde, ölümlerde çeşitli dini merasim dedikleri merasimde okunan mevlüt karşılığı... Hayır, bu değil. Ayetin birinci elden muhatabı Ehl-i Kitap'tır. Onlar e, dünyalık menfaat devşirmek için e, Tevrat ve İncil üzerinde oynadılar, tasarrufta bulundular ve bu konumlarını, statülerini gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek siyasi statülerini korumak için de bu tahrif faaliyetlerini devam ettirdiler. Birinci elden muhatap odur. Öbürü nedir? Mevlütlerde, düğünlerde, törenlerde Kur'an okuyup da para alan adam Allah'ın ayetini satıyor mu? Bunu meslek edinmek doğru değil. Hatta bunu Kur'an öğretimi için de ulemamız tartışmış, konuşmuş. Yani Kur'an öğreten çocuklara, bilmeyenlere Kur'an öğreten kimse bunun karşılığında para alsa bu caiz midir diye? Evet, ulema demiş ki caizdir. Çünkü bunu teşvik etmezsek bir süre sonra Kur'an öğretimi işi ihmale uğrayacak, ortadan kalkacak. Dolayısıyla evet, aslı olan bunun Allah rızası için yapılmasıdır ama öbür tehlike söz konusu olduğunda onu bertaraf etmek için ücret caizdir demişler.